Futbol Muhabbeti YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Güney Esen Türk. Yavuz Aygün'le birlikte karşınızdayız sevgili dostlar. Galatasaray transfer gündemini değerlendireceğiz ama öncelikle tabii ki de Johnson, St. Johnson karşılaşmasını değerlendireceğiz sevgili dostlar. Tabii Yavuz abi dün karşılaşmayı canlı da izledi. Canlı izlenen maç her zaman farklı yorumlanır. Buna ben her zaman inanırım. Çünkü canlı izlediğin zaman tüm etrafı, tüm sahayı görebiliyorsun ve oyuncuların performanslarını tam anlamıyla görebiliyorsun. Bu sebepten dolayı canlı izlenen karşılaşma her zaman farklıdır. O yüzden ben Yavuz abiye biraz sıkıştıracağım bu karşılaşma için. Neler gördü, neler hissetti, neden Galatasaray bir berabere kaldı? Bunu soracağım tabii ki de sizlerin sorularını da ekrana getirip değerlendireceğiz sevgili dostlar. Abi, şimdi Galatasaray dün 1-1 bitirdi. Tabii ki de umutlar devam ediyor. Ben Galatasaray'da turu atlayacağına inanıyorum bu arada. Bunu da söyleyeyim kendi açımdan söylemem gerekirse. Ama sonuç itibariyle 1-1 berabere kalınan bir karşılaşma şu anda. Şimdi bakıyoruz. Galatasaray ilk 20 dakika iyi bir futbol sergiledi. 3 tane atabilirdi. Gerçekten 3 tane atabilirdi. Şimdi şöyle baktığın zaman bu Galatasaray neden bu karşılaşmayı kazanamadı? Sence bu stat'tan gördüğünce neler söyler? Şimdi herkese iyi akşamlar öncelikle. Biz iki akşam önceki yayınımızda, maç öncesi yayınımızda da bunu maçı değerlendirirken hatırlarsan Musa abi maçın çok zor geçeceğini söylemişti. Ben aksine PSV maçına nazaran da daha kolay geçebileceğini ve Galatasaray'ın galibiyetle ayrılabileceğini söylemiştim. Aslına bakarsan maça Galatasaray senin de dediğin gibi iyi başladı. İlk 20-25 dakika gerçekten belki de beklediğimiz, istediğimiz Galatasaray'ın az da olsa kıpırtılarını görmeye başlamıştık. Topa saldıran. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Hoca bir önceki gün basın toplantısında söylediği gibi orta sahada Berkan, Kerem ve Taylan'ı oynatacağını, onların fizik güçlerine inandıklarını, mevcut durumlarına, form grafiklerine inandığını söylemişti. Öyle de oldu. Bu üçlüyle başladı. Berkan gerçekten şunu gördüm ben. Berkan gerçekten Galatasaray'a fark yaratacak. Önümüzdeki belki de 4-5 sene içerisinde Berkan Galatasaray'ın orta sahasında çok daha güzel işler yapacak. Adından çok söz ettirecek. Aynı şekilde sol bek ve sol açık sağ bek Boye ve Van Aanholt da maçta 11'deydi. Ya ilk maçları olması hasebiyle aslında güzel başladılar. Kötü değillerdi. Ama tabii belki biraz heyecanları vardı. Belki takım arkadaşlarına henüz daha yapmış oldukları 3-4 antrenmanla henüz daha uyumları %100 değildi. Ama genel kanı tribünde maçı seyreden insanlar için de böyleydi. En azından benim çevremde, arkadaşlarımla, yakınlarımla. İyi bir sol bek ve iyi bir sağ bek izlediler. Hepimiz izledik. Hoca sebebini bilmiyorum. Bence devam edebilirdi. Belki farklı bir durum var hala öğrenmediğimiz. Hoca ikinci yarı Ömer Bayram'ı tercih etti. Şimdi Van Aanholt çıktı. Van Aanholt'la alakalı şöyle söyleyeyim. Ben bir araya gireyim abi. Bu arada izleyenlerimiz de iyi yayınlar diye hepsine teşekkürlerimizi sunalım. Az sonra soru cevap kısmına geçeceğiz. Hepinizin sorularını alacağım. Şimdi Van Aanholt'ta Fatih Hoca ilk açıklandığı zaman şöyle söylemişti. Van Aanholt Euro 2020'den sonra antrenman yapmamış. Henüz hazır değil. Ama maksimum derecede hazırlamaya çalışacağız tüm takımı demişti. Ben buna bağladım açıkçası. Yani bir yorgunluk mu var? Yani olabilir. Şey. Belki de ben ona bağladım. Belki de dediğin gibi performansı anlamında 45 dakikalık bir performans sergileyebilirdi. Hoca bunu gördü. Sonradan oyuna sokmak yerine ilk 11'de başlattı. Ama şunu çıplak gözle maçı seyretmek tabii ki televizyondan seyretmekten her zaman daha farklıdır, daha avantajlıdır. Gerçekten Van Aanholt'un futbolu bildiğini görebiliyorsunuz. Pozisyon almaları, sakin tavırları çok tecrübeli. Zaten
Son 10 senesini Premier Lig'de geçirmiş bir futbolcu. İnanıyorum ki biraz daha takım uyumu, biraz daha performansını yukarıya çektiğinde çok önemli katkıları olacaktır. Evet, Kripto Oğuz, günay kardeşim yayınlar. Sen bir kaleci antrenörüsün. Ben Kayseri Spor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'ın alınması gerektiğini ve Mustar'ın yerine yer yer 11'de yer verilmesini düşünüyorum. Sen demiş. Ben önce buna cevap verip sana da Mustar'ın performansını soracağım. Şu 3 maçlık performans çok tartışılıyor Galatasaray'da. Peki şöyle düşünmek lazım. Mustar'ın performansı gitgide düşer. Ben böyle bir düşüş bekliyor muydum? Bekliyordum ama bazen de olacak, performans yakaladığında yukarıya doğru çekecektir Mustar'a kendini. Sonuç itibariyle artık yaşı yavaş yavaş bırakma yaşına doğru geliyor. Gerçi kaleciler biliyorsunuz 40 yaşına 41 yaşına kadar oynayabiliyor ki Buffon bunun en yakında örneğidir. Ama evet, sonuç itibariyle her geçen sezon performans düşecektir Mustara'da. Düşüş başlamış olabilir ama ben Mustara'nın toparlayacağını düşünüyorum. Her ne olursa olsun arkasında iyi bir kaleci olması lazım. Ben mesela Okan Koçuk gönderildiğinde dedim hayır, olmamalıydı. Okan Koçuk Galatasaray'da kalmalıydı. Çünkü geçen yıl Okan Koçuk Galatasaray'da oynadığı maçlarda Galatasaray iyi idare etti. Fatih'ten iyiydi en azından. Bunu söyleyebiliyoruz rahatlıkla. Okan Koçuk'tan daha iyi kaleci bir ihtiyaç var mı? %100 var ama Mustera varken bu kaleciyi transfer edemiyoruz maalesef. Çünkü kaleci potansiyelli bir kaleci şunu duymak istiyor. Ben oynayabilecek miyim ilk 11'de? Aynen. Bana bunun garantisini verebiliyor musun? Bu Muster olduğu sürece iyi bir kaleci almak zor. Doğan Alemdar'a %100 katılıyorum. Bu arada İrfan Can Eribayat da çok iyi bir kaleci. İkisi de olur. İyi kalecileri var. İyi kalecilerimiz var Türkiye'de. Ama Mustera varken bu biraz zor gibi geliyor. Sadece bu dönemi Mustera'nın en kayıpsız bir şekilde geçip bence bir an önce form tutmasını sağlamak gerekiyor. Burada Fazıl Koçtan'a müthiş bir iş düşüyor. Yavuz abi ne söylüyorsun? 3 başlık performansına Mustera'nın. Ya Mustera çok iyi bir kaleci ama Mustera'nın ilk sezonu değildir. Mustera genel itibariyle sezonlara zaten kötü başlar. Yani bu biraz önce senin dediğin gibi performansını mutlaka maç oynadıkça, gün geçtikçe yukarı çekecektir ama yine yaptığın hatırlatma üzerinden Mustera'nın artık yaşı itibariyle belki de bundan 3 sene, 4 sene, 5 sene önce izlediğimiz çok daha verimli performanslar ortaya koyan Mustera'yı belki de görmeyeceğiz. Mustera bu sezon Galatasaray'da 11. sezonunda başladı. 86 doğumlu, yaşı 35. 35 yaşında bir kaleciye yıllık 2,5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme yaptı Galatasaray. Biraz önce arkadaşımızın sorduğu ve senin de açıklama yaptığın gibi Galatasaray'da Türk kaleci lazım mı? Evet. En azından Mustera'nın arkasını Mustera Galatasaray'ı bıraktıktan sonra ve Galatasaray Mustera'yı bıraktıktan sonra arkasından kiminle devam edeceğini Galatasaray'ın şimdiden karar vermesi gerekiyor. Elindeki mevcut kaleciler itibariyle Okan Koçuk bence bunlardan iyi birisiydi. Ama Okan Koçuk Giresun Spor'a kiralandı. Bu kiralama senaryosunun tek iyi bakabileceğim noktası belki de bir sonraki sene itibariyle Okan Koçuk Galatasaray'a geri döndüğünde bu sezon itibariyle Giresun Spor'da ortalama 25 ile 30 maç arasında maça çıkmış bir kaleci olarak geri dönecek. Performansını o da yukarı çekecektir. Ama kararı şöyle vermek lazım. Okan Koçuk geri döndüğünde Okan Koçuk Galatasaray'ın birinci kalecisi olmaya devam edecek mi? Hı-hı. Olacak mı? Olacaksa Okan Koçuk'un peşinden biraz önce konuştuğumuz senin de verdiğin örnek Türkiye'deki gerçekten genç yaşta iyi kaleciler var. Okan Koçuk'un birinci kaleci olduğu senaryoda ikinci kalecimiz, üçüncü kalecimiz kim olacak? Bunların hepsinin planlanması lazım. Kendi şahsi fikrimi söyleyeyim. Mustera Galatasaray'da 3 ay önce, 4 ay önce yapmış olduğu son sözleşmesini Galatasaray'da doldurmayacaktır. İddialı bir söz. Yani son senesini bence oynamayacak ya da çok az oynayacak. Hatta
Benim şöyle bir düşüncem var. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz. Muslera Galatasaray'da kaleciliği bırakıp ikinci bir taferel olma yoluna da gidebilir. Ya kaleci sonuç itibariyle bizim efsane kalecilerimizden Muslera'yı biz bir çırpıda asla atamayız. Asla karalama. Hiçbir futbolcumuza yapmayız. Muslera'yı da asla yapmayız. Hiçbir futbolcumuza yapmayız. Onlar bizim büyük değerlerimizdir. Muslera bize çok maç aldırmıştır. Sayamayız. Ama kaybettirdiği maçları sayabiliriz. Yani elle sayabiliriz. Yani şu iki elle sayabiliriz ama kazandırdığı maçları sayamayız yani. O sebepten dolayı bu dönemde Muslera'ya sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Sahip çıkmalıyız Muslera'ya. Kesinlikle. Ben performansını yukarı doğru çekeceğine de inanıyorum. Çekecektir. Muslera o tecrübede, o kalitede bir kaleci. Haftaya, önümüzdeki hafta pazartesi günü yanlış hatırlamıyorsam tarihi teyit edeyim, ligler Galatasaray için 16 Ağustos pazartesi akşamı başlıyor. Muslera Eylül ayının ortalarında gerçek formunu bulacaktır. İnşallah diyelim ve Arif Galatasaray 1905 demiş ki like atalım, yayın üste çıksın, abone olmayı unutmayalım demiş. Bizim için çok önemli like atmanız. Bu arada Sayın Eyüp Yıldız da bizimle birlikte şu an bizi izliyor. İyi yayınlar, günay demiş. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Onların da bir onda yayını var Süleyman Yıldız'la, yanlış görmediysem. Bir yayın gerçekleştirecekler. Keyifle o yayında izleyeceğim. Buradan selamlarımızı da iletelim Eyüp abiye. Caner Kılıç da demiş ki Muslera 40 yaşına kadar oynar. Cihan Demirkan, abi Muslera bence kafa olarak yorgun, tatil yapamadı. Yani stresi atamadı. Bütün sezon yorgunluğu bir de Copa Amerika'dan geldi. Hemen Muslera'nın sonsuz kredisi vardır demiş. Sonsuz kredi demeyelim ama Galatasaray'da hala müthiş bir kredisi vardır. Bitmez o kredi. Sonsuza tabii yakındır. Ama baktığımız zaman çabuk toparlanması da gerekiyor. Bu sonuç itibariyle burası da Galatasaray. Bir puanın, bir golün hesabını yani sorar taraftar abi. Sorar. Yani geçtiğimiz sezon bir gol avarajla Galatasaray şampiyonluğu kaybettiğini düşünürsek oldukça Türkiye Ligi'nde bu işler çok önemli. %100 katılıyorum. Ali Yazıl. Günay abi lütfen oku. Bir takım neden ceza sahası dışından şut çekmez, araya top bırakmaz, kanatlar çalışmaz. Sonra suç Muhammed'de patlıyor. Abi bu Muhammed'i ben savunacağım. Bak sonuna kadar savunacağım. Ama dün kaçırdığı gol beni ziyadesiyle üzdü abi. Neden üzdü biliyor musun? 6 pasın önündesin. Artık top senin kontrolünde. Abi neden dam diye vuruyorsun? Ya dokunsa bak bırak dokunmasını abi, bir tarafına yanlışlıkla çarpsa gol olacak pozisyon. Dağlara taşlara gitti. İşte bunu golcü atacak. Kusura bakmayacak. Mustafa Muhammed de kusura bakmayacak. Bunu atacaksın yani. Kusura bakma. Bu pozisyon kaçmaz. Orada 1-0 olsa dakika 3'tü zannedersen çok bambaşka bir Galatasaray, bambaşka bir maç izlerdik abi. O maç evet oldukça farka da gidebilirdi. Mustafa Çiçek, iyi akşamlar. Muslera düzelir de hoca düzelecek mi? O beni korkutan tek şey demiş. Şimdi Twitter'da görüyorsundur abi. Buna da girelim. Sonra transfere gireceğiz. Twitter'da görüyorsun ama bu arada bir analizim var. Bu analizimi de sana soracağım. Çıplak gözle nasıl görüldü? Twitter'da Fatih Hoca'ya iki kısım var. Bir, biat edenler. Ben biat eden tarafında olmadım. Asla olmam. Ben eleştireceğim zaman eleştiririm. Bir biat edenler, bir de düşmanlık yapanlar. Bunun ortası çok nadiren var. Yani böyle eleştiri ama seven. Ben Fatih Hoca'yı çok severim. Sevmemiz de gerekiyor. Sevmiyorsan bile kardeşim saygı duyacaksın. Bu kulübe bu başarıları getirmiş bir teknik direktöre hakaretler falan görüyorum. Yapmayacağız. İstifaya davet edebilir mi? Bunu tartışırız. Ama bir kere saygı duyacaksınız Fatih Hoca'ya. Duymalıyız. Galatasaraylı olarak duymamız gerekiyor. Fatih Hoca şunu dediyse, bu arada benim odak değişiyor, bulanıklaşıyorum. Fatih Hoca şunu dediyse, biz 3 sene içerisinde bir takım kuracağız, iyi bir takım kuracağız dediyse, bence Galatasaray taraftarı 3 sene beklemek gerekiyor abi.
Şampiyonluk için demedi zaten bunu farkındaysan. Biz her sene şampiyonluğa oynayacağız. Sadece bir takım kurulacak. Bu takımın şimdi taşlarını baştan koyuyoruz. 3 sene içerisinde farklı bir Galatasaray izleyeceksiniz dedi. Ben Fatih Hoca'ya bu sürenin tanınması gerektiğini düşünüyorum. En azından şimdilik. Ama başarısız giderse, olmazsa, aşı tutmazsa o zaman tabii ki de ben de burada derim ki Fatih Hocam olmuyor. Kusura bakma, istifa et. Bırak, emekliye ayrıl derim. Ama şu anda çok böyle hemen sezon başında yeni yapılanan bir Galatasaray var. Burak Elmas'la birlikte. Biraz sabırlı olmamız gerekmiyor mu Yavuz abi? Ya şimdi tabii ki sabırlı olmak gerekiyor. Hocanın söylediği gibi aslında 3 seneden kastı şuydu. Herkes 3 seneyi, bu önümüzdeki 3 seneyi, bu seneden başlamak üzere önümüzdeki 3 seneyi Galatasaray'ın başarısızlıklarla şampiyon yarışından uzak normal sezonlar yaşayacak bir Galatasaray beklememek lazım. Hocanın orada anlatmaya çalıştığı şey bambaşkaydı aslında. Bu 3 sene yeni imzaladığı sözleşme itibariyle önümüzdeki 3 senede belki bu 1 sene içerisinde de kurulacak ama aslında biraz sabır eşiğinin belki de yukarı çekmesini sağlamaya çalıştı. Önümüzdeki 3 sene içerisinde Galatasaray'ın 5 senelik, 10 senelik belki de kadrosunu kurmaya hedeflediğini söyledi. Bu gerçekleşir gerçekleşmez. Sabır konusuna gelince Fatih Hoca Galatasaray'da yaşadıkları ve yaşattıkları itibariyle her türlü saygıyı, sevgiyi ve sabrı hak eden bir insandır. Hak edecektir de bundan sonra. Mutlaka ki eleştiriler olacaktır. Galatasaray camiası içerisinde ismi, soy ismi kim olursa olsun sevgiyi hak eder, saygıyı hak eder. Bu futbolcusundan, teknik heyetinden, hocasından, malzemecisinden aklınıza kim gelirse bu arma için terini döken, vaktini harcayan, mesaisini harcayan herkes saygı ve sevgiyi hak eder. Yeter ki doğru bakmak lazım, doğru analiz etmek lazım, objektif olmak lazım. Tabii ki hataları hepimiz insanız. Hepimizin sosyal hayatında, iş hayatında hatalarımız var. Hocanın da olacaktır, futbolcularımızın da olacaktır. Eleştiriler tabii ki olacak. Eleştirilmesi gerektiği yerde Fatih Hoca bunu hak ediyor ama bu kadar da abartmayın, bu kadar da üstüne gitmeyin demek yerine eleştiri dozajını kaçırmadan hocanın nerede hatalı olduğunu, hocanın da gerektiği yerde hocanın da formsuz olduğunu anlatabilmek aslında doğru olan. Ama sezon başı itibariyle bence hemen o noktaya da gelmek henüz erken. Daha Galatasaray takımı 2 tane hazırlık maçı yaptı, 3 tane resmi maç yaptı. Hiçbirinde de yani resmi maçlarda başarılı olmadı. Bunda da atlamamak lazım. Ya bunda Fatih Hoca'nın da payı var. Bunu ben hep eleştireceğim. Mutlaka var. Müthiş payı var. Mutlaka çıkan kadro, var. Onun da formsuz olduğu zamanlar var. Tabii bak çıkan kadrolar yanlış. Oyuna müdahaleler yanlış. Bak bunları konuşacağız. Bunları tabii konuşmamız ki lazım. Fatih Hoca bir kere bunları değiştirmek zorunda. Oyuna müdahalede geçen yıl 70'e kadar bekledik abi. 5 tane oyuncu değişikliği var. Sakatlık olmadan 70'e kadar bekledik. Hepimiz kanser olduk abi. Ben kanser oldum ya beklerken. 70'e kadar beklemeyeceksin hocam artık. Günümüz futbolunda erken değişiklik yapacaksın. Ki ya oyun gerektiği zaman. Gerektiğinden. Gerekiyor. Sen oyunun birinci dakikası itibariyle klasik bir tabir vardır. Maç başlamadan hocalar, futbolcular maçları akıllarında, kafalarında oynarlar diye. Bunun üzerine zaten bir taktik anlayışı ve sistem anlayışı itibariyle 11'ler belirlenir. Oyuncuların form düzenlerine göre, performans değerlerine göre. Ama gerektiği noktada 15. dakika mı, 20. dakika mı sen elindeki değişiklik hakkını kullanacaksın. Kaldı ki 5 değişiklik, pandemi itibariyle hayata geçirilen 5 değişiklik demek, kaleci hariç takımın %50'sini değiştirebilmen demek. Böyle bir elinde kozun varken biz şunu istedik ama bunu oynamaya çalıştık. Arkadaşlarımız biraz formsuzdu.
Ya burada biraz olmuyor diyelim yani. Bu böyle maç sonu bu tarz açıklamalarını ben çok beğenmiyorum, istemiyorum. En azından Galatasaray'da veya Fatih Hoca özelinde söyleyeyim. Çok yersiz buluyorum. Yusuf Erkan, Göztepe'nin kalecisi İrfan Can'ı alıp önümüzdeki 10 seneyi kurtarabiliriz. Seneye banka oynamaya başlar. Mustara'yı seviyoruz ama kimse takımımızın başarısından önemli değildir demiş. Hakan Sarıgöl. Asıl olan Galatasaray'dır. Evet. Hakan Sarıgöl, Fatih Hoca'nın yanındaki hocaları gönderip Elmandar, Tugay Kerimoğlu, Bülent Korkmaz'ı getirmesi lazım demiş. Tugay Kerimoğlu'nu da emin değilim ama Bülent Korkmaz da gelir mi çalışır mı bilemiyorum. Mustafa Çiçek, bizim kaleci sorunumuz yok kanısındayım. Bizim bütün bunların anlam kazanabilmesi için bir kere Jetson, Morutan ve üst düzey bir stoper alınmalı ve Arda, Marda iş falan olmamalı demiş. İşi falan olmamalı demiş. Abi ben şimdi dün maçı izledikten sonra, maçı daha doğrusu bu yayına girmeden önce Eyüp abiye dedim ki abi bak biz hatta getirebiliyor muyum ya? Getireceğim. Hemen getiriyorum. Taktikal board üzerinden. Burada anlatacağım. Şimdi ilk 11'de bu şekildeyiz zaten. Bozmamışım ilk 11'i de. Hemen şöyle getirdim. Ve ayarlamalarını yapayım. Ben dedim ki bak Taylan, Berkan, Aytaç. Tamam mı? Bu üçlü dedim. Buraya girip burada sorumluluk alıp burada dedim pas dağıtabilecek mi? Benim de aklımdaki tek soru işareti buydu. Ve sonuç itibariyle Berkan girdi mi buraya? Girdi ama yeterli kalmadığını düşünüyorum. Ve burayı Berkan çok denedi ama aslında Kerem'in performansı da iyiydi. Ben biraz Babel tarafından veya Aytaç'ın Berkan'ın arkasından onun ataklarını arkasından destek verecek şekilde Aytaç'ı çok yeterli bulmadım. Ama Berkan çok denedi. Şimdi abi Berkan çok girdi buraya, evet. Ama Berkan hani bir yere kadar götürüyor. Çünkü burası gerçekten ağır bir yük. Burada komutan olman lazım. Aldığın topu dağıtman lazım. Gerektiğinde şut atman lazım. Santroforu tek topla kaleciyle karşı karşıya bırakman, ara top atman lazım. Mesela yani kimse yanlış anlamasın. Yani kusura bakmayın. Hazırlık karşılaşmasında Mesut'un atmış olduğu Pelkas'a attığı pası Galatasaray'da atabilecek bir tane oyuncu var mı? Galatasaray'ın böyle oyuncuya ihtiyaç var. Yani kısacası ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir tane bu araya girecek, buraya girecek, burada pas verebilecek, oyunu yönlendirebilecek bir futbolcuya ihtiyaç var. Dün bu çok belli oldu. Bunu Jetson'la çözebilir miyiz bilemiyorum ama tek Çikaldao'yla da olacakmış gibi gelmiyor bana. Burada şart diyorum abi. Sen neler düşünüyorsun? Şimdi Berkan ilk maçı, bu arada bunu göz önünde bulundurmak lazım. Berkan ilk maçı itibariyle kendi kişisel kalitesini ortaya koymaya çalıştı. Gerçekten çok denedi. Taylan iyiydi. Ben dün akşam şunu gördüm aslında. Yeni sezon itibariyle Taylan yine geçtiğimiz sezonki performansını ortaya koyacaktır. Biraz daha defansif anlamda hoca kullanacak Taylan'ı. Berkan ofansif anlamda kullanılacak. Burada muhtemelen Çikaldao oynamaya başladığında Aytaç ilk 11'de olmayacaktır. Ama senin de söylediğin gibi bütün bunlar yaşanırken yani ofansif anlamda Berkan, defansif anlamda Taylan, Galatasaray'ın orta sahasını ele alırken bir Çikaldao'nun serbest oynama özgürlüğü olacak. İki, eğer olursa benim nazarımda tek çare, geçen seneki performansını gördüğüm için söylüyorum, Jetson bu orta sahada Galatasaray'a müthiş bir farklılık yaratır. Oyun aklıyla, oyun zekasıyla direkt diyorum. Kanatlara, tabii kanatlara topu indirmesiyle hani ya ortada sizin bir aklınız olması lazım. Hocanın
özel görevler verebileceği bir isim olması lazım. Biri savaşçı olacak, biri topu iyi kullanacak ama bir akıl o topu gerektiğinde Dikine Berkan'a verecek, gerektiğinde Kerem'e kanada verecek, gerektiğinde Babel'e verecek, Arda'ya verecek, kenarları dağıtacak, pas arası yapacak, uzun top atacak, çizgiye topu gönderecek. Yani bütün bu varyasyonları yapabilecek isim de bence Gedson. Şimdi Dieng de konuşuluyor. Transferlere geçecek ama Çıkaldağ'ı da izlememiz lazım. En azından tabii, şu anda transfer edilmemiş bir Gedson'u konuşmak yerine transfer edilmiş bir Çıkaldağ'ı da bu takımda görmek lazım. Evet, Sinek demiş ki hocam yalnız çok mühim bir soru ve ricam var. Taylan ikinci yarının belli bölümlerinde çok etkili göründü. Hatta özellikle sanki üçüncü alanda pas kanalı olduğunda bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Yani ben çok etkili, yani üçüncü bölgede çok etkili bir oyuncu bulamadım, göremedim. Burada tek top taşıyabilecek, ceza sahası içerisinde götürebilecek bir tek Kerem söyleyebilirim abi. Yani var mı? Yoktu. Yani yoktu. Kerem iyiydi. Emre Kılınç dün niye oyuna girmedi? O bir soru ya işareti. Ben bir şey söyleyeyim mi? Babel'i çıkarttın, koy Emre Kılınç'ı abi ya. Bu çocuk sol kanatta Sivas'ta çok iyi işler yaptı abi. Biz Sivas tabii performansı ki, tabii. Sol kanattan dolayı alındı bu çocuk ya. Ya biraz önce neden şut atmıyoruz'un cevabı zaten Emre Kılınç da olabilir. Sivas'ta Emre Kılınç'ın ortalama 2 tane 3 tane şutu var her maç. Ne tabii. İsabetle sağlıyordu. Ama burada maalesef olmadı. Mustafa Örs artık paraya kıyıp oyun aklı olan adam istiyoruz. Morata'nın parası neyse verip alsınlar. Artık para. Ömer Arda nedir? Abi Ömer nedir ya? Gerçekten Ömer nedir ya? Tamam. Durursun kadromuzda ama yani ikinci yarıda hemen Ömer almak nedir abi ya? Ben anlamadım ya. Gerçekten. Ömer Galatasaray'ın yedeği olur. Ömer'in Türkiye Kupası'nı yanlış hatırlamıyorsam Türkiye Kupası'nı kazandıkları transfer ettiğimiz takım. Ne? Anlamadım. Tekrar bir sor bana. Ömer'i transfer ettiğimiz takım. Kayserispor. Ondan önce Türkiye Kupası kadrosunda yok muydu? Ömer. Evet. Anlayamadım. Soruyu anlayamıyorum. Gel Akhisar gelsin, mı? Akhisar evet. Akhisar. Aklıma gelsin söyleyeceğim diyecektim. Akhisar'daki performansı arkadaşlar itibariyle yapmış. Ömer Akhisar'daki performansı itibariyle Ömer bu Türkiye'de kendini ön plana çıkardı. Galatasaray ilk geldiği sene de iyi işler yaptı. Özellikle sol iç bölgede. Sol bek değil. Orta sahanın sol iç bölgesinde. Ama mevcut performansıyla veya mevcut kadro itibariyle Ömer şu anda Galatasaray'ın iyi bir yedeği gibi duruyor. Muhtemelen de hoca dün akşam yaptığı gibi ikinci yarılar kullanacaktır. Ya ikinci yarıları kullansın. İkinci yarıları kullansın ama şöyle bir durum var abi. Yani ikinci hemen kullanmasın yani. Hemen kullanmasın. Beklesin bir yani 70, 10'da 80'e kadar bekleyelim. Ya doğru ya. Yani Ömer Bayram oyun anlamında gerçekten bize hiçbir şey katmıyor ki. Girdiği andan itibaren de duran topları kullanıyor. Yoruldum abi ben ya. Abi duran topun başında Ömer'e ya kusura bakmayın kendi oyuncumuza da böyle söylemek istemiyorum ama maalesef ki söylemek zorunda kalıyorum abi, yoruldum ya. Ömer'i ben gördüğüm zaman abi sinirim kalkıyor ya. Duran top kullanan oyuncu mu yok abi? Aytaç niye kullanmıyor? Bak Aytaç mesela Aytaç hazırlık karşılaşmalarında da bunu gösterdi. Evet. Peki abi yeni transferlerden Boye'yi nasıl gördün? Boye. Genç olması, atletik olması, topu nasıl kullanacağını nispeten sol bekteki Van Aanholt'a göre tabii ki daha iyi değil ama en azından bir sağlam bir kumaşı var gibi durdu. Ama tabii ilerleyen dönemlerde henüz daha ilk maçı. Gerçi Van Aanholt'a göre 90 dakikayı çıkardı. Muhtemelen performansı, atletik performansı itibariyle iyi durumda fiziki anlamda. Hoca bunu bildiği için belki de 90 dakika çıkarmadı. İlk maçında golü de buldu.
bindirmeleri nispeten biraz kendini gösterir gibiydi ama muhtemelen önümüzdeki günlerde ya Kerem'in performansı ya bu kadroya dahil olacak Oğulcan'ın performansı ya da belki Fegoli gittikten sonra yeni sağ açık oynayabilecek yeni bir transfer onu çok daha önlü arkalı uyum içerisinde çok daha ön planı çıkaracaktır diye düşünüyorum. Göreceğiz ama bu arada Yedlin de var. Hı hı. Aslında birbirlerini şu anda en azından sol bek'e göre sağ bek daha avantajlıyız. En azından iki tane futbolcumuz var. Yes. Yani ilk maç iyiydi. En azından dediğim gibi biraz önce 3 tane 4 tane antrenman yapmış. Yeni arkadaşlarıyla uyumu itibariyle, ilk maçın heyecanı itibariyle çok da sırıtmadı. Evet, Vedat abimiz bizimle yayınlar zevkle seyrediyorum demiş. Vedat abiye selamlarımızı iletelim. Ve sizlerden şöyle güzel bir like isteyelim tekrardan. Şimdi abi transfere geçtiğimiz zaman bu takıma Morutan şart dedik mi dün sence? Ben hala Getsoncuyum. Ya çünkü ben de bak buna şu an konuştuğumuz üç isim var değil mi? Yani mesela biraz önce ekrana almıştım bir arkadaşın yazmış olduğu yorum. Neyse parası verelim artık. Güzel Ömer. Bir orta saha, iyi bir futbolcu alalım. Evet, evet. Ya anlatmaya çalıştığımız diyeyim veya anlatmaya çalıştığım diyeyim. Arkadaşlar Galatasaray'ın herhangi bir bölgesi itibariyle, sadece bunu orta saha itibariyle söylemiyorum. Para saçacak ne durumu var, ne mali durumu var, ne de ekonomik durumu var. Gerçekten öyle 6 milyonluk, 7 milyonluk transferler beklemeyin. Bu benim şahsi fikrim. Gerçekleşir gerçekleşmez. Transfer her saniye her şey olabilir ama bu sene belki de Galatasaray'ın Çıkaldao 6,5 milyon euroya aldığı Çıkaldao Galatasaray'ın en yüksek bedelli transferi olabilir. Şimdi o zaman Jetson diyoruz ama Jetson'u sen bu sene alamazsan seneye de alamayacaksın. O zaman kiralayıp çözeceksin. Fatih Hoca da Jetson'u kiralayacaksın Jetson'u. Jetson'u almak gibi bir şansın yok zaten. Ama yani, satın alma opsiyonunu hafta kiralayacaksın. Kiralamaya çalışıyor Galatasaray. Tamam o işin biraz daha esprisi. Satın alma opsiyonunu kiralama. Satın alma opsiyonunu kiraladın. Ne kadar isterler acaba? Benfica kaç para ister ya? Konuşulanlar yani 7-8 milyon euro, ben inanmıyorum abi 7-8 milyon euro. Jetson için bonservis bedeli. Yok, çok daha fazla. Bak konuşulanları söylüyorum. Benfica 10 milyon euro istemiş. Söylenen. Böyle Twitter'da gezdiğim hani haber yapıyorlar ya. Ama ben Jetson'u 10 milyon euroya bırakacaklarını zannetmiyorum. 12'ye de bırakacaklarını zannetmiyorum. Bu işin oluru 20'den fazladır. Ya biraz performansıyla alakalı aslında ama normal şartlarda Avrupa piyasası itibariyle baktığın zaman bugün Morutan'a 10, Dieng'e 9 istiyorsan Getson'a 20 istersin. Geçen hafta Musa abiyle beraber yaptığımız yayında ne konuştuk? Ben ısrarla ona şu soruyu sordum. Morutan'a 10 mu verirsin? Dieng'e 8 mi verirsin? Şartlarını zorlayıp Getson'a 10-12 mi verirsin? Netce abi bak 3 tane konuşuluyor değil mi? Şimdi 3 konuşuyoruz. Başta da yazdık. Dieng, Morutan, Jetson. Bence üçünden bir tanesi alınır. Misal. Ama üçünde istiyor hoca. Gelecekse üçünden bir tanesi gelir. Üçü de gelmeyecek. Üçünü isteyen arkadaşlarımız da var. Ama Dieng'e de istenen paralar ciddi paralar. Morutan'a istenen paralar ciddi paralar. Jetson'a istenen paralar ciddi paralar. Bu paraları Galatasaray karşılayabilecek mi? Ama hangi olsun dersen Jetson bu takıma geldi ve son maçlarında iyi performans sergiledi. Tuttu mu? Tuttu. Dieng, Morutan bir kumardır. Kim ne derse desin. Kusura tabii bakmayın. Tabii ki. Hepimiz biliyoruz. Skart raporlarını çıkarttım. Çok iyi futbolcu. İkisi de uyumlu olacak. Olur. Olacağına da inanıyorum Dieng ile Morutan'ın. Ama sen Jetson'a denedin. Oldu. Sürpriz yaşamayacaksın.
Tabii. Gelip aynen. Halil Dervişoğlu gibi. Halil'le de 8 Eylül'e kadar hoca Halil Dervişoğlu ve Getson için kiralama formülünün üzerinde duracak ve ısrarla inat edecek. Önümüzdeki günlerde belki Morutan ve Dieng iki günde bir veya sosyal medyada her gün her dakika konuşulacak ama ben hocanın aklında hala Getson'un olduğunu düşünüyorum. Aynı Halil Dervişoğlu'nda olduğu gibi. Yani Halil Dervişoğlu'nu beğeniyor musun abi sen? Ben sana öyle sorayım. Halil Dervişoğlu geçen sene bence Galatasaray'da yapabileceğin en iyisini yaptı. Kiralık bir oyuncu olarak yaşı itibariyle aralara girmesi, pozisyon, kendine pozisyon yaratması. Halil'in öyle bir özelliği var. Halil forvet bölgesinde veya tehlike alanları içerisinde birilerinin ona top getirmesini beklemiyor. Halil kendi pozisyonunu kendi yaratabiliyor. Yeri geliyor, iki tane, üç tane defans oyuncusunun arasına girip oradan topla beraber sağlıklı ve sağlam bir şekilde çıkabiliyor. Evet, devam edelim. Sinek demiş ki Jetson'u alma ihtimalimiz sıfır arkadaşlar. Farkında mıyız durumun? En ihtimalle bir yıl daha kiralayabiliriz. Ben de bir yıllık kiralık zaten ediyorum. Zaten kiralama formülünde. Yani 8 Eylül'e kadar hocanın beklemesinin esprisi satın almak değil. Evet, Tanganga konuşuluyor. Bir diğer gündem maddesi. Tanganga. İstesine de az sonra geleceğiz. Tanganga 2-3 gün önce bitti transfer Galatasaray'da diye Galatasaray muhabirlerinin hemen hemen hepsi yazdı. Ama şu dakikaya kadar Galatasaray kulübünden bir açıklama yok. Ve yeni bir gelişme de yok Tanganga'da. Demek ki bitmemiş. Aslında transferin bittiğiyle alakalı o akşam verdikleri, hatta siz canlı yayındaydınız o haber verildiğinde sosyal medyada. Herkes maaşına kadar yazdı. Evet. Gazeteciler 1.2 milyon euro. Bugün baktım Tanganga'yı henüz kabul etmemişler. Evet. Aslında bütün anlaşma Tottenham'la Galatasaray arasında yapılmış. Henüz oyuncuyu ikna etme çabaları veya toplantıları sürdüklerini söylüyorlar. Yani bu görüşmelerin, oyuncuyla birebir olan görüşmelerin sürdüğünü söylüyorlar. Ne olur? Tabii yaşayıp göreceğiz ama oyuncunun ısrarlı bir şekilde oynayacaksam toplumda kalıp burada forma giymek istiyorum gibi bir düşüncesi var. Yani sonuç itibariyle toplumdan oyuncu alıyorsun. Bu kolay olmaz. Oyuncu toplumu da bırakmak istemez. Orada tabii. Yani Tottenham'ın tavrı şu olmalı. Biz seni bu yıl ilk 11'de düşünmüyoruz. Sen git orada bir kiralık oyna. Ondan sonra bakarız diyecek. Ki bana kalsa Tanganga kiralık gelecek. Bonservisle değil. Kiralık gelecek. 1.2 milyon euro maaşı zaten. Tabii. Yani olursa kira. Çünkü bazı arkadaşlar Twitter üzerinde şunu söylüyorlar. Kiralık değil. İşte bonservisiyle olmadı. Önümüzdeki yıl bonservisiyle satın alma opsiyonu. Ben Tottenham'ın Tanganga'yı bırakacağını da düşünmüyorum açıkçası. Yani en azından bir sene kiralık gönderip oyuncuyu, performansını takip etmelerine onlar da fikren daha sıcak bakıyorlardır. Bence de direkt satmak yerine kiralayıp performansını takip etme yolunu seçeceklerdir. Hyper Lyon. Morutan iyi, hoş da Molde'deki Hildsen de müthiş. Dün 2 gol 1 asist yaptı. 22 yaşında demiş. Böyle bir yorum getirmiş. Ben de Galatasaray maçında statta olduğum için Trabzon Molde maçına bakamadım. Ama oldukça keyifli bir maç olmuş herhalde. Ben de hiç bakamadım. Özetine bile bakamadım yoğunluktan. Yani dün çünkü maç önü vardı. Maç bitti. Yayınımız bitti. Maç başladı. Sonra üstüne birer saat yayın, bir de yayın bitti. Bakamadım açıkçası. Devam edelim sizlerin yorumlarınıza. Emirhan Nalçı, Başkan Burak Elmas gidecek. Okan Buruk'u çağıracak. Gel hocana yardımcı ol diyecek. İki hoca yeter bize demiş. Ben böyle bir şeyin olması mümkün değil diyorum ya. Ya Burak Elmas Fatih Terim'le anlaştıktan sonra Okan Buruk'u gelip Fatih Hoca'nın yardımcısı ol diyeceğini sanmıyorum. Okan Buruk'un da Galatasaray'a yardımcı hoca olarak gelip çalışabileceğini zannetmiyorum. Yok abi. Yani Burak
Yani artık... Antiparantez Fatih Hoca da yardımcılarını kendi seçer. Bir o, Burak Elmas zaten böyle bir şey yapmaz. Bir. Yani. İkincisi Okan Buruk da herhangi bir takım, bu Manchester City bile olur. Öyle düşünün. Orada bile yardımcı antrenörlük yapmaz. Ender Ceylan, Bahattin Demirbilek versin parayı demiş. Bir filan ziyaret olmuştu. Ya bir de Nefin, Timur Erden değil mi? Timur Erden ne? Evet. Bahattin Demirbilek. Timur Erden inanılmaz yardım ediyor. Bahattin Demirbilek de bilmediğimiz yardımları yapıyordur muhakkak. O da iyi bir Galatasaraylı. Şimdi baktığımızda transferde Galatasaray'ın ben 10 numara ihtiyacının olduğunu tekrardan söyleyeyim. Sen buna katılır mısın? Bu sorunu yeniliyorum. 10 numara ihtiyaç ya, 10 var numara... mı? Jetson mu çözecek bu iş abi? Ya 10 numara olarak bakmayalım. 10 numara cümlesi Türkiye'de Hacı'den ve Snyder'den sonra, Galatasaray itibariyle söylüyorum, Hacı'den ve Snyder'den sonra karşılığını bulamadı, bulamayacaktır da bence bundan sonra. Bir de şöyle enteresan bir algı var. 10 numaralı formayı verdiğiniz adamdan Galatasaray taraftarı için ve tekrar söylüyorum Hacı'yı ve Snyder'i izleyen Galatasaray taraftarı için oyuncuya ilk dakikadan itibaren ismi ne olursa olsun çok çok enteresan beklentilere giriyorlar. Numaralara takılmayalım. Güncel futbolda artık 10 numaranın çok büyük bir esprisi kalmadı. O zaman 3. bölgeyi olsun. 3. bölgeyi iyi oynayan, ara pas yapan, ya temiz, temiz yönlendirilen olacak. Aynen, temiz ayakta olacak. Oyun görüşü iyi olacak. Top dağıtması iyi olacak. Ve takım içerisinde de saygı duyacak. Top, ya bütün arkadaşları topu onda buluşturacak ve buluşturma isteyecek. Aslında böyle bir isim olması lazım. Muhammed Osman Bayrakçı, Güney abi bence transfer parasını sen ver demiş. Hemen ben şu anda parayı çıkarttım. Veriyorum abi. Yaşar Bartu Güler, Bahattin Bey para vermesin bize. Luyendama Feguli'yi Krosnodar alsın yeter demiş. Enteresan bir bakış açısı. 571-1881-1905 Fatih Terim maşallah çok oyuncu aldırıyor. İnşallah rahmetli Özcan Canaydın dönemi Özcan Canaydın dönemi gibi olmaz. Özcan Yanız yazınca beyin çakışıyor böyle diyor. Ne okuyayım acaba? Özcan Canaydın dönemi gibi olmaz demiş. Olacağını sanmıyorum. Açıkçası. Sen katılıyor musun? Olur mu? Yok, bence de olmaz. O dönemde çok farklı dönemlerdi. Evet, oldukça transfer hatalarının olduğu dönemlerdi. Ama artık öyle şeyler yaşanacağını sanmıyorum. Erol Tüncer, Fatih Hoca bir an önce çok konuşmayı bırakıp sahaya yönelsin. Şampiyonluğu kaçırdığımız Rize maçından beri daha geri pas yapılmayacağını öğretememiş takıma demiş. Erol Tüncer, böyle bir yorum var. Ama hakikaten çok geri oynuyoruz. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Fatih Hoca da bunu kabul edecek. Ya geri bu Galatasaray için yeni bir şey değil. Galatasaray Selçuk Melo orta sahasında da geri oynuyordu. Veya yan pas oynuyordu. Ama bu sonuç itibariyle bu sefer geri paslarla gol yiyoruz abi. Bak. Ya tamam. Bireysel hatadan gol yiyoruz. Fatih Hoca bunu kabul ediyor. Doğru mu? Abi doğru. Biz bireysel hatayı geç, taç kullanırken biz taç kullanıyoruz ve o pozisyonlardan gol yiyoruz. Böyle bir şey yok. Bak neden yok? Ben futbol okulunda görev yaptım. Futbol okullarında görev yaptım. Öğrettiğimiz ilk şeylerden bir tanesi taç nasıl kullanılır kardeşim? Taç dersin, alırsın, geriye, öne doğru at, geriye ve düz atma kardeşim. Öne doğru at. Böyle onların kaleye doğru rakip, at ki. Rakip alana doğru. Rakip alana doğru at, rakibe doğru at ki. Sen de hemen pozisyonunu al, yakalanmayalım diye. Yani al kontrata. Ya biz abi taştan gol yiyoruz ya. Hadi bir değil, iki değil, üç ya. Yani bunu çözmemiz lazım bir kere. Biz daha taç atamıyoruz ya. Yani evet, bu konu oldukça can sıkıcı bir konu. Özellikle taç ve bireysel hatalar. Bunu Marcao da yaptı ama geçen sene, hatta bir maçta iki kez yaptı. Mutlaka ve mutlaka en acil
olabilecek zamanda bu işin artık çözümlenmesi lazım. Bu işin oyuncu kalitesiyle, ismiyle, cismiyle falan bir alakası yok. Hocanın da bunu artık kabul edip zaman geçirmesinin bir anlamı yok. Bunu bir şekilde çözecekler. Ama bugün ama yarın lig başlamadan bu işin çözülmesi lazım. Özel olarak tekrardan belgeli futbolculara bunları gösterip tekrardan hatırlatmak, tekrardan çalışmak, üzerine antrenmanlar yapmak vesaire gerekebilir. Vedat Erol, Çikadao bu takımın oyununu bir level yukarı çıkarır Günay demiş. Ya Vedat abi, Çikadao'dan inanılmaz umutlu ya. İnşallah senin dediğin gibi olur. Ben bir görmek istiyorum, ondan sonra yorumları yapacağız. Dolap Dereli 5-6 Sabri. 5-6 maç izlemek lazım. Tabii. Dolap Dereli Sabri. Ya fotoğrafının da güzelliğine bak, kolpaçıyım adam. Siz 3 yıl boyunca Terim'in takımın başında kalabileceğini düşünüyor musun? Abi sen, bu soru çok çetrefilli. Buyur, sana sorayım. Buna var ya, ne cevap verirsen ver linç yiyorsun veya eleştiriliyorsun. Ya o bu tabii ki hem takımın hem de oyuncu grubunun performansıyla alakalı, ama hocanın aslında yaklaşık 15-20 gün önce yaptığı önümüzdeki 3 senenin planlaması itibariyle insanların, belki de biraz önce de bahsettik bundan, beklentilerini biraz aşağıya çekmek, sabır düzeylerini biraz yukarı çekmek anlamında değerlendirilebilir. Zaman zaman bu geçmişte de oldu, gelecekte de olacaktır. Zaman zaman hocanın da kalitesinden demeyeyim ama performansının geri düştüğü, hatalar yaptığı dönemler var. Hatta şahsi fikrim, şu anda böyle bir dönemin de içerisinde. Daha sezon başı ama böyle dönemlerde çok yaşadık. Yine yaşanacaktır. Hoca da istifaya çağrılacaktır. Futbolcular de çok istemesek de, dün akşam Aytaç'ın oyundan çıkarken Aytaç'a yaşatılan itibariyle belki oyuncular da yuhlanacaktır. İnşallah yuhlanmaz. İnşallah böyle şeyler yaşanmaz. Sen yuhlamadın diye umut ediyorum. Tabii ki. Yani benim bakış açım çok farklıdır. Ben isim olarak bakmam. Bana öğretilen Galatasaray sevgisinde, Galatasaray formasını kim giyerse giysin, 1 dakikada giyse, 90 dakikada giyse, bu forma altında ter döken, bu formanın başarısı için çalışan her futbolcuya saygı gösteririm. Eleştiririm. Kötü oyununu eleştiririm. Bugün kötü olduğunu, bu zamanlarda kötü olduğunu söylerim. Ama hiç kimseye hakaret edilmez. Bu ne sevgisini yaşadığımız Galatasaray'a sığar, ne spor anlayışına sığar, ne de centilmenliğe sığar. Herkesin herkese saygı duymak zorunda olduğunu düşünüyorum. İnşallah da bu tarz şeyler bir daha yaşanmaz. İnşallah diyorum. Erdal Durmuş, renktaşlarım hoca başarılı olmak istiyorsa Bülent Ünder hocayı tekrar yanına almalıdır. Oynanan maçlardan bağımsız birkaç kaliteli transfer ve sabır gerekiyor demiş. Böyle bir yorum getirmiş Erdal Durmuş ve Edi Çeliker. Kimse eleştirilmez ve takımın üstünde değildir. Bir kişi defalarca yanlışından dönmeyip ısrar ediyorsa bu düşüncesinden dolayı başarı beklenemez demiş. Emirhan Nalcı, Şakiri, Jetson, Morutan, Falcao, Feghouli giderse neden olmasın demiş. Olmaz. Olmaz. Ya çünkü Falcao ve Feghouli gideceğiz. Maaş bütçesinden kurtulacağız mı? Evet. Şu ama anda bu, biraz Falcao önce sorduğun... Falcao ve Feghouli'den... Bitir. Falcao ve Feghouli'den sen bonservis kazanabileceğini düşünüyor musun? Hayır. O yüzden zor. Sadece maaş yükünden kurtulup mali durumunu biraz daha aşağı çekeceksin. Maaş anlamındaki mali yükümlülüğünü. Aynen öyle. Senin lafını kesmiş oldum abi. Bir şey söylüyordum. Yo, estağfurullah. Biraz önce sorduğun soruya aslında o bir yarım kaldı. Onu hatırladım. Onu tekrardan aktarayım istedim. Galatasaray'ın şu andaki transfer ihtiyacı olan bölgeler. Bir tane sağ stoper. Evet. Bir tane Çikaldao'nun yanına, önüne, sağına, Feghouli giderse sağ kanat ekstra da
ihtiyaç duyulabilir ama bir orta saha oyun aklı olabilecek, Galatasaray'ı yönlendirebilecek. Feghouli giderse bir sağ açık ve mutlaka ve mutlaka bir tane forvet. Hocanın aklında her zaman konuşuyoruz, Halil Dervişoğlu var ama hem Falcao'nun hem Cagney'nin Galatasaray'dan ayrılma sürecinde Halil Dervişoğlu ve Muhammed de yetmeyebilir. Belki bir ikinci forvette ihtiyaç duyulabilir. Evet sevgili dostlar, Galatasaray'ın gündemini değerlendirdik. Yavuz Aygün'le beraber. Yavuz abiye bana katıldığı için çok teşekkür ederiz. Ederim. Bu arada Beşiktaş Adana maçını da izleyecektim ama yarım saat ertelenmiş. Belki görmeyen arkadaşlarımız vardır. Onu da söyleyelim. O maçı Balotelli için izleyeceğim yani. Gerçekten keyifli bir maç olacak. Sevgili dostlar, bizleri izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Şöyle güzel bir like istiyorum sizlerden. Like sayımıza baktığım zaman 162. Az önce 350'ye kadar yaklaştık izlenmede. 162 çok düşük bir rakam like'da. Şöyle like'ı yukarı doğru çekersek çok mutlu olurum. Yavuz abi, son eklemek istediğin bir şey varsa buyur. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar dilerim. Dün akşamki maçın ilk yarım saatini, 25 dakikasını oyun olarak kabul edelim ve öyle bir Galatasaray'ı izlemeyi ümit edelim. Ben dün akşamki maçın da rahat geçip Galatasaray'ın galibiyetle ayrılabileceğini düşünüyordum ama olmadı. Önümüzdeki hafta deplasmandaki rövanş maçında Muslera'dan yoksun bir şekilde gideceğiz. Ama Galatasaray kalitesine, Galatasaray istediği oyunu 20 dakika, 25 dakika oyuna yansıttığı zaman neler yapabileceğini bundan önce göstermiştir. Bundan sonra da gösterecektir. Turu atlayacağımızı düşünüyorum. İnşallah da ümit ediyorum. Öyle olsun. Herkese şimdiden iyi akşamlar, saygılar, sevgiler. Sevgili dostlar, görüşmek üzere. Saat 22'de Eyüp Yıldız YouTube kanalında Eyüp abi yayında olacak. Süleyman Yıldız'la birlikte. Oraya bekliyoruz sizleri. Görüşmek üzere. Bay bay.